Evet, aslına bakarsanız ikimiz de büyük konuştuk. Günaydın evet. Bu arada. Günaydın. İlk ben böyle dedim ki Müge geçen haftalarda ben Gülşen'in Lollipop şarkısına böyle hafiften bir ısınmaya başladım dedim. Müge falan yaptı. Canlı yayında bu şarkı İki mı gün dedim önce ya? O da itiraf etti. Dedi ki Gülşen şu, ben de şarkıyı sevmeye başladım dedi. Şu tam bu bununla bölüme. Karat... Tek seni, tek seni, tek seni. Burası. Ya gittikçe bazı şarkıları dinledikçe demleniyor. Demleniyor işte ısınıyorsun falan. Hala girişinde bir şey yaşıyorum. Tam burası. Zaten bir tek burayı ezberledik. Diğer taraflara diğer bilemiyoruz. Ayak uyduramıyorum. Şöyle söyleyelim. Tarkan'ın şarkısı geçecek. Denk geldiğim zaman bu etkiyi vermedi bende. Evet. Öyle söyleyeyim. Gülşen'i de ilk başta dinlediğimde bu nasıl bir şarkı dedim ama dinledikçe de sevmeye başladım. Bu yazın şarkılarından bir tanesi. Bir tanesi bu. Bugün Yüksel Aytuğ da yazmış köşesinde. Tarkan'ın bugüne kadar çıkarıp da en çabuk sönen şarkısı. Evet. Ama dünyada trend topik oldu. Günlerce Türkiye'yi her alanda salladı ama dile dolanmıyor işte. Bütün mesele bu. Evet. Bazı şarkıları sevsen de, şarkılar gıcık olsa da, çok tatlı olsa da dile dolanma durumu var. Tarkan'da bir geçecek derken geçti gerçekten. Geçti gitti. Evet. Bir rüzgardı esti gitti ama ne evet. Gülşen'miş ne Lollipop'muş. Evet. Hala gündemimizde, hala bu masada konuşuyoruz. Hala meslektaşlarının dilinden düşmüyor. Tıpkı şarkıdaki gibi daha ileri yorumlar geliyor. Meslektaşlarının sahne kıyafetine yaptığı yorumlarla efendim gündemden düşmeyen Işın Karaca eleştirinin dozunu biraz abarttı ya da eleştiriyi arttırdı da diyebiliriz. Kadın eti bu kadar ucuz mu diye sordu ve bakın başka neler söyledi. Ve Aleyna Tilki'yi dekolte kıyafetleri nedeniyle eleştiren Işın Karaca konuya son noktayı koydu. Kim? Şimdi ben bir kuyuya taş attım. Bir 6 hafta önce. Arkasından benim bir şey yapmama gerek kalmadı zaten. Hani çorap söküğü gibi geldi. Anladın mı? Hani bir şey yapmama gerek kalmadı. O üstüne götürdü, o daha da üstüne götürdü. Örf adetlerimiz ve hani ben de dekolte giyiyorum, sahneye çıkıyorum. Bunun bir dozajı olduğunu söyledim sadece. Hal böyle olunca ve bir şeyler abartılınca İnsanlar da bunu artık şey dediler, hani artık mide bulandırıyor durumuna geliyor bazen. Kadının eti bu kadar mı ucuz? Hiçbir kadının eti bu kadar ucuz değil. Bu yaz hani böyle denizin kenarına gidecek miyiz, gidemeyecek miyiz bilmiyorum ama sürekli dinleyeceğim şarkılardan bir tanesi de bu olacak. Bayılıyorum gerçekten. Işın çok onun başarılı. Onun da nakarat ve müziği gerçekten bir şey çok başarılı. Attı. Evet. Sevgilisi Can'ın da imzası var. Evet, onu da tebrik ediyoruz. Kesinlikle. Gerçekten yazın şarkılarına bakıyoruz. Şimdi Serdar Ortaç'ın, şimdi konu nereden nereye geldi? Serdar Ortaç'ın Best Of'una baktığın zaman senin de dediğin gibi hepsi aynı. Bir tek böyle sakilere alabilirsin. Gerisi hep aynı kişi söylemiş. Best Of'larda listelere baktığın zaman ise Derya Ulu. Birinci sırada Ulu, evet. Sakiler onu takip ediyor. Sonra aynen. Demet Akalın geliyor. Evet. Yani üç isim böyle. Şu an öne geçmiş durumda. Derya Ulu'nun da tarzı çok sakin, sessiz, sedasız. Arkada duruyor. Yani öyle bir polemiklerin, negatifliklerin içinde değil ama bak gittikçe daha da güçlenecek Derya'nın yeri. Evet. Sakiler zaten bir numara şu sıralar. Sakiler yani. Gerçekten muhteşem. Evet. Işın Karaca aslına bakarsan Müge bu konuda hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Atmadı. İlk evet. başta ne söylüyorsa aynen o lafların arkasında bizim programımızda da söylemişti. Kızım Mia onların klibini gördüğü zaman bana diyor ki anne niye şort giymemiş don giymiş diye sordu. Bu da beni rahatsız etti diyor. Çünkü diyor çocuklar ister istemez onları örnek alıyorlar. Ben katılıyorum. Evet örnek alma kısmında katılıyorum. Hani bazıları diyor ya işte bize örnek almasın çocuklar. Hayır. Etkileniyorlar. Senden bir şekilde etkileniyor. Evet. Çünkü etkilenmesini şuradan çıkarabilirsiniz. Böyle oturduğunuz semtte böyle merkezi yerlerde dolaştığınızda bakın bütün kızlar ve bütün erkekler birbirine benzemeye başladı. Yaş grubu böyle evet. 15-25 arası falan. Ben kafede oturan gençleri falan izlemeye bayılıyorum.
ama çoğu %80'i birbirinin kopyası. Demek ki birileri birilerinden etkileniyor. Hem de böyle 2-3 kişinin kopyası. Şimdi onların isimlerini vermeyelim, tartışmalara neden olmaz. Bu arada Işın'ı eleştirenlerin yanı sıra alkışlayanlar da az değil. Ben bakıyorum bizim sayfanın altına. Dün en sert eleştirmesiyle meslektaşı Yeliz'den gelmişti. Yeliz de Twitter sayfasından bir açıklama paylaştı. Onu da bir ekrana getirelim. Vücudu su gibi olsaydı en başta kendisi giyerdi, yazıklar olsun sana diyor. Ağır bir eleştiri. Evet, et kasapta olur Işın Hanım. Sana ne milletin ne giydiğinden, bu nasıl haddini aşan bir söz. Sabah sabah kan beynime çıktı belli, çok sinirlenmiş Yeliz. Her zamanki söz, kadının en büyük düşmanı kadın. Eminim vücudu su gibi olsaydı en başta kendi giyerdi. Bu ne saygısızca, hadsizce bir söylem. Kadın eti bu kadar ucuz değil. Yazıklar olsun sana ve kızgın emojiler peş peşe. Kadın eti bir gün bana şey gelmedi, rahatsız etti. Yani şimdi Işın her ne kadar ben Gülşen'i hedef almadım dese de bütün bu tartışmaların ana kaynağı Gülşen olduğu için herhangi bir ünlü Gülşen'i kastetmedim diyerek aslında direkt okları ona yöneltiyor. Yani hani bu lafları söyledikten sonra ben ona demedim, buna demedimin ederi gideri yok. O bir şekilde Gülşen'e gidiyor. Çünkü o başlattı bu furyayı ve magazinin şifrelerini değiştirdi. Evet. Kesinlikle o şifreyi çözen o rüzgara kapıldı gidiyor. Çözemeyen de kaybolup gidecek. Negatifleşiyor. Kaybolup gidecek. Mesele burada illa da dekolte giyip giymemek değil. Falan değil. O rüzgarı yakalayamayanlardan bahsediyoruz ama kadın eti lafı biraz... Ben değil sana mi? Bir şey söyleyeceğim. Bir rahatsız ediyor evet. Ama Yeliz'in çok doğru söylediği bir cümle var orada. Bir Barko Vizyon'a getirelim. Kadının en büyük düşmanı kadındır evet. Diyor. Instagram'a aslında, bakarsan öyle. Aslında eleştirmek istediği durumun içine bir şekilde kendisi de düşüyor. Çünkü bir kadını vücudu üzerinden vurmaya çalışıyor. Dış görünüşü üzerinden eleştirmeye çalışıyor. Buraya bakınca da o zaman sen de diyorsun ki ya da ben de diyorum ki evet... Yeliz de aynı duruma düştü. Çünkü yani, Işın'a diyor cevap ki, verme tarzı aynen. Senin de öyle vücudun olsaydı aynen. Sen de giyerdin. Biz aslında Gülşen hatırla 2 gün önce Işın'a Instagram'da sana böyle yorumlar geliyor dedik. Hani sen de bu ölçülere sahip olsan sen de Gülşen gibi poz verirsin giyersin. Onun cevabını verdi. Öyle bir şey olmadığını söyledi. En azından kişinin birinci hedefteki kişinin aslında belki ağzından çıktı. Haklı olduğu bir mevzuda bence üslubuyla kaybetti. Hani derler ya doğru sözün cellatı yanlış üsluptur diye. Tabii ki, gerçekten öyle. Yani burada ne gerek vardı şunu yazmaya? Ben ona takıldım. Vücudu su gibi olsaydı en başta kendisi giyerdi diye. Fiziksel görüntüsünden keşke vurmasaydı. Evet. İşte kadınların kadınlara saldıracakken kullandığı cümleler çok daha önemli. Acımasız tabii. Oluyor. Bir erkeğin hani deniliyor ya erkeğin psikolojik şiddeti, erkeğin uyguladığı şiddet aslına bakarsanız son zamanlarda kadın kadına daha büyük şiddet uyguluyor. Ya bakıyorsun yani, yorumlara. Daha büyük şiddet. Bizim sayfanın altına bir yapılan yorumlara da bakıyorsun. Oluyor. Evet. Çok bir de biliyor nereden acıtacağını. Evet, kadın kadını tabii daha iyi bilir. Tabii biliyoruz, kadın kadının kurdudur derler. Tabii, gerçekten tabii. Öyle yani, biz tabii. Bizi biliriz yani. Evet. Tabii. Nereden acıtacağımızı da çok iyi bildiğimiz için oradan vuruyoruz. Açıkça vuranlara saygım var. Gizli kapaklı yapanlara, onlara da bir diyeceğim var ama canlı yayın. Vallahi var ya bazıları, canlı yayın. Bazıları arkalardan ne kulisler çeviriyor. O WhatsApp gruplarında neler neler yazıyorlar. Bir de o arkadaş çevrelerini, o meslektaşlarını, şarkıcıları bir de gaza getiriyorlar. Yazık günah, onlar da böyle sert çıkışlar yapıyor. O da kenarda bekliyor böyle, izliyor onları, ne yapacaklar, rezil olsunlar. İzleyen diye. Sonra senle canım cicim diye bağlantıya geçmeye çalışıyor. Tabii. Arada dürtükleyip gaza getirdiği, harcadığı kişiler de böyle ortada kalıyor. Aynen işte. Öyle. Yani onun için... Bu konulardan bağımsız bir şey söyledim. Hülya Avşar'ın dediği gibi arkadaşlık, dostluk yok bu piyasada derken yıllar önce olur mu ne demek istedi falan demiştik ama söz dönüp dolaşıp yine onun lafına geliyor.